Raporlama bir nevi ölçümlemedir. Sorunların ya da fırsatların aslında tespitidir. Eğer sorunları tespit edemezsek bazı eksiklerimizin farkına varamayız. Fırsatları eğer tespit edemezsek daha verimli olmanın hedefini kaçırmış oluruz. Doğru bir finansal raporlama olmasını şu şekilde özetleyebiliriz. A noktasından B noktasına yürüyen bir insanın 5 dakikada gittiğini varsayalım. Sağlıklı bir insanı. Benzer şekilde bir bacağı aksayan ama A noktasından B noktasına yine 5 dakikada giden farklı bir insan olduğunu düşünün. Aslında hedefine ulaşmış. Benzer, yani aynı sürede benzer koşullarda hedefine ulaşmış ama bir tane ayağı aksıyor. Eğer siz bu sorunu tespit edemezseniz sadece hedefler üzerinden gittiğinizde bir sonraki ona vereceğiniz hedefte aslında başaramayacağını kaçırmış olursunuz. Eğer doğru bir finansal raporlamanız yoksa her şeyi olduğu gibi kabul edersiniz ve aslında eksiklerinizi tespit edemezsiniz. Ya da vücudun çok fit olduğu bir anı kaçırırsınız. Örnek veriyorum, bazen olimpiyatta sporcular olimpiyattan çekilme kararı alırlar. Çünkü o esnada vücudun çok fit olmadığını düşünüyordur. Ya da tam yeri zamanı geldiğinde futbolda mesela depar atmaya kalkar. Çünkü işte maç esnasında dinlenmişti. O esnada aslında çok rahatlıkla bu işin altından kalkacağını düşünüyordur. Bütün bunlar aslında bir nevi tespit sonucudur. Doğrusu doğru bir finansal raporlamamız varsa bütün bu fırsatların ya da eksiklerin tespiti çok daha rahat, net bir şekilde olur. Daha konforlu bir şekilde şirketinizi yönetebilirsiniz. Raporlama neticesinde fırsatları da kesinlikle ıskalamamış olursunuz.